Bugünün tarihi 16'sı galiba, değil mi? 16'sı 16 Temmuz 2015'te tekrar bir aradayız. Hoş geldiniz. Biliyorsunuz dün Cumhuriyet Gazetesi'nden yayılan bir Danıştay kararı üzerine biz de sizlerle bilgilerimizi ve görüşlerimizi paylaşmak üzere Taksim Dayanışması olarak sizleri çağırdık. Tekrar hoş geldiniz. İlginç bir durum var, biliyorsunuz. Taksim Dayanışması bugün konumuz olan Taksim Meydanı'nı, Gezi Parkı'nı tümüyle yok etmeyi amaçlayan Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı yayalaştırma projesi adı altında bir plan notuyla parka da Topçu Kışlası yapılmasının önünü açan bir plan değişikliği kararının askıya çıkması üzerine bugün yüzlerce bileşenini aşan Taksim Dayanışması'nın ilk kurulduğu odadayız. Şu anda biliyorsunuz birlikte yaşadığımız Türkiye halkıyla çok uzun bir süreç geçirildi. Ve bu süreç içinde hukuki mücadelemizde hiçbir zaman bir yana atmadık ve bu mücadeleyi en başında hep birlikte. Ta bu plana itirazlardan hatırlarsınız. Binlerce kişi bütün semt sakinleriyle o yurttaşlarla birlikte binlerce kişi dilekçeler verdik. Aylarca, neredeyse bir seneye aşkın Taksim Meydanı'nda nöbetler tuttuk. Yüz binlerce ıslak imzalı dilekçeler imzaladık. Kurul kararları çıktı. Ancak biliyorsunuz bütün bunlara rağmen inadından vazgeçmeyen ve belki de dünyanın bugüne kadar gördüğü, dünyaya örnek olmuş çok büyük bir halk direnişiyle ve artık dünyamızı değiştiren, hatta siyasete yön veren bir gezi direnişine hep birlikte şahit olduk. İşte bütün bunlardan sonra bu karar bizim plana itirazımızı İstanbul 1. İdare Mahkemesi biliyorsunuz onamıştı. Danıştay 6. İdaresi de bu kararı kesinleştirmişti. Ancak bu kararın kesinleşmesinden sonra hukukçu arkadaşımız sevgili Can Atalay detayları, sorunuz olursa size daha da iyi anlatır. Aslında idare hukukunda çok istisnai durumlarda kullanılan karar düzeltme talebiyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı Danıştay 6. İdaresi'ne başvurmuştu. Ve hatırlarsınız yine bu başvuru üzerine bu salonda biz aklınızdan dahi geçirmeyin diye yine hep birlikte bir uyarıda bulunmuştuk. Fakat ne yazık ki dün basından ve aynı günde bize gelen tebliğden, basına düştükten sonra tarafımıza tebliğ edilen bir Danıştay kararından öğrendiğimize göre bu karar düzeltme talebi kabul edildi ve tekrar yeni bir bilirkişi raporu ve yerinde tetkikle yeni bir bilirkişi raporunun düzenlenmesi isteyerek dava süreci bilirkişi raporundan itibaren tekrar başlatıldı. Tabii bu bilirkişi raporunun çok ciddi hukuksal hukuk ayrık detayları var. Çok ilgi çekici detayları var. Bunları isterseniz biz basın açıklaması size okuduktan sonra sorular içerisinde cevaplayalım. Ne dersin Can? Ya da bunları cevaplayıp mı başlayalım? Önce açıklamayı okuyayım, sonra başlayalım. Biz tekrar diyoruz ki
aklınızdan dahi geçirmeyin. Bilindiği gibi İstanbul 1. İdare Mahkemesi'nin 6 Haziran 2013 gün ve 2012-778 sayılı kararı ile Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı yayalaştırma projesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planlarının planı değişikliklerinin iptaline karar verilmişti. Ve bu karar Danıştay 6. İdaresi'nin 29 Nisan 2014 tarihli esas 7560 sayılı ve 3448 408 karar sayılı kararı ile ve bu kararı yeni gerekçelerinde eklenmesi suretiyle, yani mahkemenin eksik bıraktığı iptal gerekçelerine Danıştay tarafından yeni gerekçelerinde eklenmesi suretiyle kesinleşmişti. Ancak bütün uyarılarımıza karşın, yani bunu yapmayın dememize karşın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi biliyorsunuz hem bu iptal edilmiş kararı stratejik plana almıştı ve aynı zamanda sınırlı sayıda istisnai durumlar için uygulanabilecek karar düzeltme talebiyle Danıştay'a başvurmuştu. Bu kez aynı Danıştay 6. Dairesi 31 Mart 2015 tarihinde bu karar düzeltme talebini kabul edip yeni bir bilirkişi raporu isteyerek dava sürecini yeniden başlatmaya yönelik hukuksal ve bilimsel dayanaktan tamamiyle yoksun, siyasi ve rant ekonomisinin çıkarlarına dönük, altını çizerek söylüyoruz, zorlama ve ısmarlama bir karar oluşturmuştur. Bu karar tarafımıza 14 Temmuz 2015'te tebliğ edilmiştir. Biliyorsunuz bu davayı Taksim Dayanışması Sekreteryası'nı yürüten Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, Mimarlar Odası Şehir Plancıları Şubesi ve bileşenlerimizden TUMOP Peyzaj Mimarları Odası Şubesi açmıştı dayanışma adına. Danıştay 6. Dairesi'nin dosyada daha önce görev yapmış olan Başkan Habibe Ünal ve kıdemli üye Ünal Demirci'nin muhalefetine ve karşı oylarına karşın dosyada HSYK tayinleriyle yeni görev üstlenen Mehmet Gökpınar, Ekrem Özübek ve Ramazan Demir'in oylarıyla verilen bu karar düzeltme kararı iktidarın siyasi ve doğal tarihi kültürel varlıklarımızın yağması üzerinden sürdürdüğü kısa vadeli ekonomik çıkarları uğruna neleri göze aldığının ve yargı üzerindeki baskısını nasıl gerçekleştirdiğinin gerçek ve somut bir kanıtı niteliğindedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karar düzeltme taleplerine dayanak oluşturan 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. maddesi 18-6 Haziran 2014 tarihinde, yani bu dilekçe tarihinden bir hafta sonra Büyükşehir Belediyesi'nin karar düzeltme talebinden bir hafta sonra yürürlükten kaldırılmıştır aslında. Kaldı ki, velev ki kaldırılmasa, şuranın yürürlükte olmayan bu maddeye göre bir Danıştay kesin kararının düzeltilebilmesi sadece ve sadece aşağıdaki dört şartta mümkündür. 1. Kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların kararda karşılanmamış olması. Böyle bir durum yoktur. 2. Bir kararda birbirine aykırı hükümler bulunması. Bu da yoktur. 3. Kararın usul ve kanuna aykırı bulunması. Böyle bir durum da yoktur. 4. Hükmün esasını etkileyen belgelerde
hile ve sahtekarlığın ortaya çıkmış olması. Böyle bir durum hiç yoktur. Gerek İstanbul İdare Mahkemesi'nin, gerekse Danıştay 6. Dairesi'nin Taksim Meydanı yayılaştırma projesinin iptalini onayan ve kesinleştiren kararında yukarıda saydığımız şartlardan hiçbirisinin bulunmadığı son derece açıktır. Hatta bu durum bizzat Danıştay 6. Dairesi'nin 31 Mart 2015 yani bu karar, düzeltme kararının metninde ikrar edilmektedir. Bunun yanında idarenin söz konusu karar düzeltme talebinde atıfta bulunduğu bilirkişi raporunda hangi şehircilik ilkelerine, hangi planlama teknik ve esaslarına, hangi koruma ilkelerine, hangi kurul kararına aykırılıklar bulunduğu belirtilmemiştir. Zira Danıştay hakimleri meslekleri neredeyse suistimal ederek son derece bilimsel, teknik ve mimarlığın üstünde de uzmanlık gerektiren ve hala dünya mimarlığının ve korumacıların tartıştığı bir konuda kesin yargı beyan etmişlerdir. Artı bilirkişi raporunu üstün körü ve yetersiz, bilimsel yetersizlikten uzak bulmuşlardır. Bu şekilde alanında uzman kişilerle kişilerce düzenlenmiş bir bilirkişi raporu uzman olmayan hukukçular tarafından işlevsiz kılınmaya çalışılmıştır. Daha doğrusu karar işlevsizleştirmeye çalışılmıştır. Bu kararın oluşturulma biçim ve amacı Karadeniz yaylalarını kalkınma söylemi adı altında maden şirketlerinin yağmasını açan, kitlesel turizme kurban etmeyi amaçlayan Yeşil Yol Projesi'nden, 3. Köprü, 3. Havaalanı, Haydarpaşa Projesi'nden, Tarlabaşı Projesi'nden, Galata Port, Haliç Port, Ok Meydanı, Emek Sineması'nın dönüşümünden, kısaca yaylalarımıza, ormanlarımıza, derelerimize, sokaklarımıza, meydanlarımıza, mahallelerimize, evlerimize, kişiliklerimize yönelik sayısızca saldırıdan bağımsız asla ve asla değerlendirilmemektir. Bütün mesleki ve bilimsel ve etik kuralları yok sayarak verilen emirler doğrultusunda yok hükmündeki bu kararı oluşturanlar çok iyi bilmelidirler ki Mehmet Ayvalıtaş, Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz, Medeni Yıldırım, Abdullah Cömert, Ahmet Atakan, Hasan Ferit Gedik, Berkin Elvan, Mehmet İstif, Fadime Ayvalıtaş, zihnimizden silinmeyen gözleriyle sizlerin gözleri onların ve Taksim Meydanı'nın üzerindedir. Taksim Meydanı ve Gezi Parkı artık sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin ve hatta bütün dünyanın koruması altındadır. Bizler sizin dediğiniz gibi, onların dediği gibi 3-5 ağacımızla, arzumuzla, fikrimizle, insan olma hasretimizle, umudumuzla, direnişimizle, forumlarda, derneklerde, odalarda, sendikalarda, partilerde, parklarda, sokaklarda, meydanlarda, Soma'da, Lice'de, İkizdere'de, Amasya'da, Artvin'de, Akkuyu'da, Sinop'ta, São Paulo'da, birlikte nefes aldığımız her yerde dayanışma ve mücadeleye devam ediyoruz. Diyoruz ki, niyetinizin farkındayız. Aklınızdan dahi geçirmeyin. Bizden söylemesi Taksim Dayanışması.
Arkadaşlar, konu oldukça hukuki sorularınız da olabilir. Bu nedenle lütfen sen ilave. Ayrıca size gelmedi değil mi henüz daha? Henüz tebliğ ulaşmadı. Bakın, tebliğ, bu kararın tebliği 31 Mart'ta alınmış bir karar. 3 Temmuz'da sanıyorum bu yapa düşmüş, öyle anlıyoruz. Davayı açan asıl odalardan Mimarlar Odası'na dün, Şehir Plancıları Odası'na henüz tebliğ edilmemiş durumda. Buyurun, var mı ekleyeceğim bir şey Gürkan? Yani şöyle bir şey ekleyebiliriz. Zaten bu kararı okuduğumuz zaman çok açık ve çok açık bir şekilde yani ısmarlama bir karar olduğu net bir şekilde gözüküyor. Kararın tamamını okuduğunuz zaman bizim bütün gerekçelerimizin bir yandan da kabul edildiği, Gezi Parkı'nın korunması gerektiği, Gezi Parkı'nın bir yeşil alan, bir tarihi değer olarak korunması gerektiğini ortaya koyuyor. Ama bilirkişi raporunun çok teknik olarak yeterli olmadığına dair kararın da kendince açıklayamadığı bir şeye dayanarak bir karar düzeltmeye gidiyor. Komik bir tarafı var. Şöyle bir şey diyor bir yerde. Bu planlar yapılırken işte sivil toplum örgütlerine, oradaki esnafa, yerel halka sorulmadığına dair bir şey geliştiriyor. Evet, bütün planları yaparken zaten sormuyorsunuz bu şeyleri halka. Ama bütün dünya ayağa kalktı. Yani kimin ne istediği belli. Bir kişiye karşı bütün dünya bunun korunması gerektiğini söylüyor. Siz bilir kişilere diyor bir de onu. Bir de bunu bilir kişileri kendine demesi gerekiyor. Bir karar düzeltme şeyi olarak iptal ediyorsunuz. Gerçekten komik, yanlı bir tutum söz konusu. Yani basın açıklamamızda dediğimiz gibi bu işin mücadelesini hep birlikte sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız biz. Evet. Buyurun. Senin ekleyeceğim bir şey var. Buyurun, sorularınızı alalım. Şimdi bundan sonrası için atılacak adım ne olacak sizin açınızdan? Ne yapacaksınız? Hukuken mi? Evet. Var mı bir yol? Buyurun. Bizim ne yapacağımız belli de hukuken. Şimdi meselenin dar anlamıyla hukuk sınırları içerisinde konuşulamayacağı artık açık. Burada Danıştay'da bu dosya kapsamında yeni görev yapan 3 yargıcın iki dudağın arasına kendi hayatımızı, kendi kaderimizi bırakmayacağımız da açık. Dolayısıyla bu ciddiyetle bütün muhataplarına akıllarından dahi geçirmemeleri gerektiğini defaatle hatırlatmamız gerekir. Birinci mesele bu. İkincisi, tüm prosedürü, tüm yargılama sürecini başa sarmayı amaçlayan bir karardır bu. Dosya tekrar İstanbul'a gelecek. Biz de her aşamada takip edeceğiz. Ama söylenmesi gereken şey şudur. An itibariyle bu hukuka aykırı ve teknik olarak da iler tutarlığına olmayan kararın metni içeriğinde dahi orada fiilen bir uygulamanın başlatılamayacağı çok açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Dolayısıyla hepimizin buradan Taksim gezisine yönelik herhangi bir saldırı karşısındaki kararlılığımızı ifade etmenin ötesinde bunun kendi hukuki meşruiyetinin de olmayacağını buradan muhataplarına ilan etmeyi bir görev biliriz. Durum bu. Şimdi, siz az önce değindi, siz yerel halka değil mi sorulması gerektiğini bilir kişinin. Ya bunu bir açar mısınız? Ya Taksim'de yaşayanlara mı sorulacak? İstanbul'da yaşayanlara mı sorulacak? Hayır. Bir tartışma değil ki bu. Bu değil. Bir bu de bam. Keşif olayını sorayım. Yani sonuçta şu anda orada bir kışla yok. Yani o keşif nasıl teknik olarak olacak? Gürkan'ın söylediği şey şudur. 2863 sayılı yasada koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planlarının hazırlanması aşamasında ilgili meslek örgütlerine ve ilgili hemşehrilere, o bölgede yaşayan insanlara sorulması gerekliliğinin kararda anıldığını söylüyor. Şu aşamadan sonra herhangi bir şekilde Taksim gezisi başta olmak üzere herhangi bir yeşil alanın yapılaşmaya açılıp açılmayacağının açılamazdı zaten. Bize dahi sorulamayacağı çok açık. İdam cezası herhangi bir şekilde referandum konusu olamayacağı gibi
en temel mesele olan yeşil alanların imara açılması da bu kapsama girmeyecektir. Bir başka mesele var bu kararda. Komik olan o. Aslında planın iptali gerekçemiz tam da bu bizim. Siz bu planı yaparken bir kere plan yapmanın gereği olan, hani katılımcı planlama diyorlar ya, şey de olsa, yapmacık da olsa bizi bir yere toplar sorarlar. Dinlemezler ama toplarlar. Onu yapmadınız. Yani bizim iptal gerekçelerimizi almış bilirkişiye soruyor. Komik. Bilirkişi değil mesele. Mesele bizim iptal gerekçemizi burada almış. Dosya kapsamında açık olan. Ha, dosya kapsamında son derece açık olan buraya getirmiş. Bir başka mesele daha var. Demin sizlere aktarırken unuttum. İlginç bir durum daha var. İlk Danıştay kararında, yani bizim kararımızı onayan kararda, bir Danıştay hakiminin, sanıyorum Mehmet Elibol, bir muhalefet şerhi var. Yani bizim kararımızı onayan karara karşı bir karşı oy var. Burada bütün o üç yeni yargıç kararı oluştururken bir önceki muhalefet şerhini alıp karar yapmışlar. Şey değiştirmeden. Yani bir kurul düşünün, Danıştay bir karar veriyor. Bir kişi muhalefette. Sonra siz bir takım tayinler yapıyorsunuz. O muhalefet kararını çoğunluk haline getiriyorsunuz. Bu çok ilginç. Hukukun ne hale geldiğine ve iktidarın bu tayinlerle ne yapmaya çalıştığının çok açık bir belirtisi. Yani neredeyse kanıtıdır bu karar. Buyurun, bileşenimiz Beyza. Size merhaba, bir şey daha hatırlatmakta fayda var sanıyorum. Bu karar da, yani Danıştay'ın böylesi bir kararı da, diğer alanlarda, HES'lerde, madenlerde, termiklerde, ÇED olumlu kararlarının mahkeme tarafından kaldırılmasına rağmen aynı yere 2009'a 7 genelgesiyle tekrar aynı işin yapılması izinin verilmesi de, ay onu yani diyoruz zaten. Mahkeme üyeleri de, idari makamlar da yetki ve sorumluluklarını aşmaktadırlar. Suistimal etmektedirler. Suç işlemektedirler. Suç işlemektedir. Dolayısıyla halka falan sorulmasına gerek yoktur arkadaşlar. Halklar dayanışmasıyla yaşam alanlarını mutlak korur. Halkların sabrını taşırmamak gerekiyor. Samisray Yaylası'ndan Yırca'ya kadar, Gezi'den Peris Suyu'ndaki Karakoçan Vadisi'ne kadar çok dikkatli olsunlar. Cidden halkların sabrı taşıyor. Bu suç işleyenlerden hep beraber hesabını sorarız. Biz hep beraber halklar olarak sorarız. Bunun bir örneğini Gezi mücadelesinde verdik. Daha fazla zorlamasınlar, daha fazla yetki aştırmasınlar, daha fazla yetki aşmak için emirler vermesinler. Çok teşekkürler. Evet. Şimdi o arada HSYK değişikliği de var, ataması da var, çok önemli. Üç üye değişmiş ve bu üç üyenin lehine oy vermesiyle karar düzeltilmiş ve bozulmuş. Şimdi bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Yani bu karar düzeltilmesi için bu süre zarfı da aşılmış oluyor mu, yoksa bu makul bir süre mi? Ya biz bütün zorlamalara karşın, bütün zorlamalara karşın biz bütün kent ve doğal varlıkların korunması mücadelesinde özellikle son 5 yıldır olmadık kararlarla, olmadık numaralarla karşı karşıya kalmamıza rağmen bunları ifade etmezdik. Fakat ama bu da fena değildi yani. Bu başka hiçbir kanıta yer bırakmayacak kadar açıktır. Meraklı olan arkadaşlara adım adım anlatabiliriz.
2013 yılı yaz ayları itibariyle biz bunun işaretlerini görmüştük. Adım adım AKP iktidarı ve bu tek adam devleti adım adım bu karar düzeltme kararını kendi yasal koşullarına dahi aykırı olan, bunda karar metninde kabul eden, ikrar eden karar düzeltme kararını almak için adım adım uğraşmıştır. Bu çok açık. Bu üç Danıştay yargıcı, Danıştay 6. Dairesi'nin bu üç üyesi çok ağır bir vebal altındadırlar. Hakimlik mesleğinin arkasına gizlenemezler. Bu vebal onları takip edecektir. İsimlerini aklımıza mıh gibi kazıdık. Bunu herkes böyle bilsin. Ki birilerinin siyasi ya da iktisadi hesaplarına hukuk basit bir konserve açacağı haline getirilerek alet edilemez. Durum bu kadar açıktır. Bunun hesabı sorulur. Can'cığım. Senden ben mi sakladım? Herhalde hukuktan bahsediyorsun. Hukukçuların meslek... meslek etiğini çünkü aynı durum bizim mesleğimizde de dönüyor. Yani şöyle de bir durum var. Tetkik hakimleri de değişmiş durumda. İlk kararın tetkik hakimi yerine başka bir tetkik hakimi geliyor. Kararda bir tuhaflık da tetkik hakimi ilk inceleme mercidir dosyanın, biliyorsunuz. Hiçbir şekilde Topçu Kışlası'ndan filan bahsetmezken, ki hakikaten burada getirdiği ihya meselelerinin kararla da alakası yok. Sevgili üç yeni çiçeği burnunda yargıcımız tetkik hakiminin de söylemediği şeylerin üzerinden inanılmaz yargılarda bulunmuş. Ben aslında son derece değerli, dünyaca ünlü çalışmaları olan İKOMOS'a, UNESCO'ya, Dünya Miras Komitesi'ne bu arkadaşların koruma, evrensel koruma bilimine yaptıkları bu değerli katkıdan dolayı bir teşekkür plaketi verilmesini rica ediyorum. Çünkü hala dünyanın bütün korumacıları bunu tartışıyor, ihya koşullarını tartışıyor, yapılmaması gerektiğini söyleyenler var, şu koşullarda olmasını gerektiğini, ama bütün bu okumaların, yazmaların üzerine doktoralar yapmaların hiç önemi yokmuş. Hukukçular kızmasın ama üç tane yargıcımız bütün evrensel koruma problemlerini çözerek yargıda bulundular. Vallahi bilmiyorum, herhalde üniversitelerimiz birer fahri diploma verirler bu arkadaşlara. Bu ciddi bir suistimaldir. Çok ciddi bir suistimaldir. Ama örneklerine çokça rastlıyoruz. Bu ikinci galiba, değil mi? Biz bir de bunu karayollarından başımıza geldi. Aynı şey. Bu kadar net ikinci. Bu kadar net karşılaştığımız Zorlu'nun karayollarıdır. Zorlu'da da davayı kazanmış olmamıza, Danıştay'ın bunu onamış olmasına rağmen karar zorlanarak dava idareleri kurumuna götürülmüş ve Zorlu ahlaksız inşaatı oraya dikilmiştir. Bu ikincisi gördüğümüz. Ama bu kadar komine daha ilk defa, ben 40 yıllık mimarım, ilk defa rastlıyorum. Soru yok galiba. Buyurun. Arkadaşlar bir de şunu da söyleyelim. Biraz çenem açıldı. Hanedir görüşmedik. Bu bir de şuna bağlı. Biliyorsunuz Tarlabaşı, Tarlabaşı'ndaki yıkımlar, oraya getirilen yeni dönüşüm mahalleleri insanları evlerinden atarak, Demirören Alışveriş Merkezi, yanındaki Emek ve devam edecek yenileme alanları, Beriyan'dan Sıra Selviler'deki Majik gibi, hatta ileride Atatürk Kültür Merkezi, bunların altında, hatta Talimhane'deki oteller, çok ciddi yeni planlanan otoparklar var. Asıl mesele yer altına girilmesinin, ki bu hukuken de yasaktır, kazandık çünkü koruma alanlarında. Asıl mesele Topçu Kışlası tamam bir yana, ama onunla birlikte bütün o caddelerin yer altına alınarak bu rant projelerinin beslenmesidir. Şu anda tarla başında yapılan o şeyler
otoparklarına giriş olmadığı için, yani plan iptal edildiği için çalışmaz ve satılamaz durumda. Misbah Demircan Beyoğlu arkadaşlar bilir. Merak etmeyin, halletmek üzereyiz demişti. Demek ki kastı buymuş. Biz oradan sesleniyorum ben Mimarlar Odası adına oradan. Boşuna uğraşmayın. Buyurun. Tarafınızca müspet sonuçlanmazsa tavrınız ne olacak? Taksim dayanışması yeni bir çağrıda bulunacak mı? Efendim, Taksim dayanışmasının çağrısı artık herkesin çağrısıdır. Artık Taksim dayanışmasının çağrısıyla halklar ayağa kalkmamıştır, biliyorsunuz. Bu artık dünyanın koruması adı altındadır. Biz hem hukuki olarak görevimizi, hem yurttaş ve Taksim dayanışmasını oluşturan 128'i aşkın kurum olarak sorumluluğumuzu, kamusal, toplumsal ve insani sorumluluklarımızı her türlü baskıya rağmen yerine getirmekte bir dakika daha tereddüt etmeyeceğiz. Bu bizim varlığımızın, kurumlarımızın varlığının temel nedenidir. Yoksa hiçbirimiz olmayız. Ama bunun ötesinde zaten herkes artık Taksim dayanışması, herkes artık herkesin beyni bir gezidir. Bu da son derece açık. Ek olarak bu kararın, bu sürecin aleyhimizde sonuçlanması ihtimali yoktur. Yok. Çok açık. Yani merak eden arkadaşlar bir ay sebat ederler, bu mevzuata hakim gelirler. Durum çok açıktır arkadaşlar. Bunun aleyhimize sonuçlandığı bir Türkiye başka bir ülke. Onunla ilgili ne yapılacağı bambaşka bir soru. O zaman hep beraber soracağız. Sanıyorum bunu artık mecliste de sorması lazım arkadaşlarımızın. Adım adım gidiyoruz o bambaşka yere. Ümidimiz bitmedi ama biraz acele etsek fena olmayacak. Kürsü yere geçirince buyurun. Başka soru yok herhalde. Ayrıca şuna da eminiz. Gerçekten Türkiye'de ya da dünyada nasıl biz baskılara direniyorsak, bu baskılara direnen meslek etiğine, insanlık onuruna haiz bir sürü yargıcımız, hukukçumuz, mimarımız, insanımız, meslek insanımız vardır. Hiçbir zaman bir diktatör bütün kurumları, bütün insanlarıyla birlikte satın alamaz. Onun için biz eminiz, 1. İdare Mahkemesi kararında direnecek.